Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezona damga vuran yapımlardan birisi oldu. Dizinin başrollerinde yer alan Doğukan Güngör de kariyeri adına çok iyi bir çıkış sergiliyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun aldığı ceza kararı geçen hafta uygulamaya başladı. Show TV adına büyük bir kayıp ve izleyiciler için de 4 hafta daha dizinin ekranda olmayacağı gerçeği yıkıcı bir durum. Kızılcık Şerbet dizisinin kadına şiddeti meşrulaştırmak gibi bir gerekçe üzerinden 5 bölüm durdurma cezası alması eleştirilen bir konu olarak hala gündemde yer alıyor. Ancak başka bir gerçek var ki, dizinin izleyicileri hem bu durumdan rahatsız hem de hikayenin nasıl devam edeceğini çok merak ediyor. Böyle merak eden milyonlarca izleyicinin olduğu bir ortamda Kızılcık Şerbeti dizisinden en erken Mayıs ayının 19'unda izleyicilerle yeni bölümünün buluşması eklenebilir. Tabii ki Show TV'nin ne yapacağı da merak konusu. Dizinin çekimlerinin durdurulduğu ve ekibin bu süreçte ne yapacağını bilmediği gelen bilgiler arasında. Peki dizi geri döndüğünde çift taneli reytingler yeniden elde edebilir mi? Dizinin havaların ısındığı bir dönemde yeni bölümlerinin yayınlanması izleyicileri yine çok büyük merak içine sokacak. Sezon sonuna doğru gidildiği bir ortamda Kızılcık Şerbet dizisi ne zaman ara verir? İşte diziyle ilgili akıllarda yer alan sorular bunlar. İzleyicilerin dizinin hikayesinde gösterdiği ilginin devam etmesi ancak senaryonun mevcut haliyle devam etmesiyle geçerli olacak. Bu durumda Türkiye'nin seçimlerinde Anti İttifak'ın ülkenin yönetiminde olacağı ile alakalı bir durum gibi gözüküyor. Rütü'nün verdiği ceza sonrasında seçimlerin sonucuna göre de Kızılcık Şerbeti dizisinin akıbeti başka bir noktaya gidebilir. Dizinin senaryosuna yönelik yapılacak revizyon ihtimali ise izleyicilerin projeye olan ilgisini azaltabilir. Sonuç olarak Rütük cezasının Kızılcık Şerbeti dizisinin muhteşem yükselişini kestiğini, bundan sonra aynı noktaya gelmesinin o kadar da kolay olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Siz de daha fazla bu tarz haber için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler.